Merhaba. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin uzaktan kontrol edebilen ilk akıllı fırını Vestel tarafından üretildi. Bu videomuzda Android uygulamasının kullanımı hakkında bilgilendirme yapacağım. Bu işlemler yetkili servis tarafından ürünün montajı esnasında yapılmalıdır. Öncelikle Google Play marketlerinden Vestel Evin Aklı uygulamamızı indirelim. İkona bastıktan sonra yükle seçeneğini tıklayalım ve kabul edelim. Uygulama indikten sonra aç seçeneğini tıklayarak uygulamamızı açalım. Uygulama açıldığında gelen ekranda uzaktan bağlanmayı seçerek yeni kullanıcı yarat sekmesini tıklayalım. Burada gerekli bilgileri doldurduktan sonra üyelik sözleşmesini onaylamak için yazının üzerine tıklayalım ve gelen ekranı aşağıya doğru sürükleyelim. Belirtmiş olduğumuz mail adresine gelen aktivasyon kodunu alana girelim ve gönder seçeneğine basalım. Yeni kullanıcı yarat bölümünde girmiş olduğumuz bilgilerle buradaki ilgili alanları dolduralım ve giriş seçeneğine basalım. Gelen ekranda daha önce bir cihazı tanıtmadığımız için kayıtlı cihaz bulunamadı yazısı göreceğiz. Cihazımızı uygulamada tanıtmak için yukarıda bulunan ayarlar ikonuna basalım ve ardından cihaz kurulumuna tıklayalım. Cihazın kurulumunu gerçekleştirebilmemiz için bu işlemler sırasında cihazın ve konfigürasyon modunun açık olması gerekmektedir. Fırının menüsünde ayarlar bölümünde Wi-Fi kısmında Wi-Fi config modu seçilerek göndere basıyoruz. Böylelikle uygulamanın ürünü görmesini sağlamış oluyoruz. Devam etmek için üzerine tıklıyoruz. Şu anda uygulamamız internet ağından çıkarak ürünün ağına bağlanmış oluyor. Uygulama ayarları kısmında tüketici ürün üstlenme işlemini gerçekleştiriyor. Uygulamada kullandığımız e-posta adresi ve şifreye giriyoruz. Cihaza da bir isim vereceğiz. Sunucu kısmı dolu olacaktır ve orada bir değişiklik yapmıyoruz. Ardından ayarları kaydet seçeneğine tıklıyoruz. Ürünümüzün kullanıcıya kablosuz interneti seçmek için kablosuz ağ ayarları seçeneğine ve ağ tara seç seçeneğine basıyoruz. Evde kullandığımız modemimizin şifresini buradaki alana giriyoruz.
Daha sonra kullanılan kablosuz ağın ismini bularak yanındaki bağlan sekmesine basıyoruz. Az önce ürünün ağında bulunarak cihaz ile uygulamayı tanıştırmıştık. Şimdi ise ürünü uzaktan kontrol ederken cihazın hangi ağı kullanacağını seçiyoruz. Burada uygulama bize internet ağımızı açmamız için bir uyarı verecek. Bağlantı aç uyarısına basarak mobil cihazımızın internet bağlantısını açıyoruz. Uygulamamıza tekrar gelerek iki kez geri tuşuna basıyoruz. Burada kayıtlı cihazları göreceğiz. Bu ekranda aktifleştirme işlemi gerçekleşecektir. Montaj çağrı numarasını girip aktive et seçeneği tıklanacağı için bu işlemlerin muhakkak yetkili servis tarafından yapılması gerekmektedir. Buradaki fırınımız daha önceden kurulma yapıldığı için şu an aktif haldedir. Bu işlem öncesinde soldaki sarı ile belirtilen ikon çağrı numarası girildikten sonra yeşil rengini alacaktır. Artık fırını uzaktan kontrol edebiliriz. Kısaca uygulamamızdan bahsedelim. Şu anda fırınımız defrost konumunda ve 30 santigrat derecede çalışmaktadır. Uygulamada 150 çeşit yemek tarifi bulunmaktadır. Bu tariflere tarifler bölümünden ulaşabilirsiniz. Örneğin kırmızı etler bölümünde ızgara köfte tarifine bakalım. Burada yemeğin kaç kişi olacağını seçerek kullanacağınız malzemeyi öğrenebilirsiniz. Mobil cihazınızdaki uygulama ile herhangi bir yerden fırınınıza uzaktan erişip istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.